Bugün Almanya'nın Köln şehrinde Korvayla'da kültür festivalindeyiz. Nar standındayız. Şimdi ablalarımıza bugün yapmak istediklerini ve amaçlarını soracağız. Evet, öncelikle herkese selam diyorum. Arkadaşlarım ve kendim adıma. Nar Lichtblick für Frauen Mädchen e.V. isimde de belirtildiği gibi biz bir kadın örgütüyüz. Bundan yaklaşık 9 yıl önce kurulduk Köln'de. Öncelikle amacımız üniversitede kız çocuklarına eğitim destekte bulunmak. Buna yönelik burs veriyoruz. İleride reklam panomuzda da gördüğünüz gibi onlar şimdiye kadar burs alan öğrencilerimiz. Birçoğu mezun oldu. Birçoğu hala bursları devam ediyor. Bunun yanı sıra da kadınlarımızın sosyal kültürel gelişimini desteklemek, ilerletmek için çeşitli projelerimiz var. Şimdiye kadar tiyatro projemiz oldu. Şu an müzik projelerimiz var, eğitim seminerlerimiz oldu. Ayrıca birbirimizden beslenerek, birbirimizden öğrenerek. Çünkü hepimiz Türkiye'nin çok farklı yörelerinden geliyoruz. İkinci, üçüncü kuşak inşallah bizi takip ediyor. Buradalar. Daha çok birbirimizle karşılıklı beslenerek ve bu paylaşımları dışarıyla bizimle beraber yürümek isteyen kadınlarla yürümek için bir aradayız. İlgilenen herkesi bekliyoruz. Instagram'dan, sosyal medyadan bizi takip edebilirler. Ayrıca biri çeyrek geçe koromuzun 15 dakikalık bir gösterisi olacak. Onu da izlerseniz mutlu oluruz. Bu sene sadece enstrüman değil, şarkı da söyleyeceğiz. Çok güzel bir repertuar hazırladık. Aramıza katılan yeni Ahmetcan hocamızla beraber. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Standımızı ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hepinize. Narda kalın diyoruz. Sen de gel ki nar çiçek açsın diyoruz, değil mi? Evet. Şimdi bize sanırım kurs verdiğiniz öğrencilerinizi tanıtmak istiyorsunuz. Evet. Tanıtsanız çok da iyi olur. Seve seve, teşekkürler. Derneğimiz 2014 senesinde kuruldu. Ve ilk öğrencimiz Deniz. O zamanlar ortaokula gidiyordu. Soma faciasından sonra neler yapabiliriz düşüncesiyle oradaki giden canların evlatlarına destekte bulunalım dedik. Ailelerine destekte bulunalım. O şekilde başladı. Deniz'in arkasından bir sürü öğrencimiz katıldı. Çeşit çeşit üniversitelerde, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden farklı eğitim alan 20'ye yakın öğrencimiz var. Bunların çoğu mezun oldu. Bunun yanı sıra Nar Patenschaft, Nar Veli projemiz var. Bu projeyle de bize destek olmak isteyen canlar oldu. Bu sayede de yaklaşık 10 tane öğrencimize ayrıca burs verebildik. Deprem bölgesi son projemizdi. Deprem bölgesinden de öğrencilerimiz buna dahil oldu. Peki sadece Türkiye genelinde mi yapıyorsunuz yoksa bütün Avrupa geneli veyahut da... Avrupa geneli değil yani. Derneğimiz Almanya'da kuruldu ama Türkiye'de yaşayan kız öğrencilerimize veriyoruz bu imkanları. O yüzden daha... Daha fazla genel olarak açılamadık. Neden olmasın? Neden olmasın? Çok isteriz. Büyürsek tabii böyle bir şey de düşünebiliriz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Finansmanınızı nasıl sağlıyorsunuz? Hani bu öğrencilere yardım ederken nerelerden destek alıyorsunuz, destek alıyor musunuz? Bunu bize anlatabilir misiniz? Evet, çok güzel bir soru. Biz öğrencilerimizin burslarını sadece bize güvenen, inanan, bizi tanıyan, bize destek olmak isteyen insanların bağışlarıyla karşılıyoruz. Ayrıca işte bu tür etkinlikte gördüğünüz gibi satışlardan, bir dönem bit pazarlarından veya diyelim ki tiyatro gösterisi yaptığımız zaman bu sene sonunda 12. ayın 14'ünde koromuzun ilk konseri olacak. Onu da şimdiden duyurayım. Orada da işte satacağımız çayla, kahveyle yani kendi alın terimizle, emeğimizle artı bize inanan, güvenen insanların bağışlarıyla finanse ediyoruz. Bu yüzden güven çok önemli. Şimdiye kadar bize de destekte olan, güvenen tüm insanlara çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden herkese destekleri için çok teşekkür ederiz. Nar standımıza uğramayı unutmayın. Çok sağ olun.